أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Cumanız mübarek olsun muhterem Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, sizin için çalışanlara iyi davranın. Allah, kendini beğenen ve böbürlenen kimseyi asla sevmez. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Allah katında komşuların en hayırlısı, komşusuna en güzel davranandır. Aziz müminler, komşuluk sosyal hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Komşularımız, her gün karşılaştığımız, huzur ve güven veren, selamına alıştığımız, ihtiyaç olduğunda yanı başımızda bulduğumuz insanlardır. Köyümüzün, mahallemizin, ilçemizin, şehrimizin ve ülkemizin de komşuları vardır. Her türlü komşuluk ilişkisinde önemli olan hakkaniyet, nezaket, saygı ve merhamettir. Ahlaki erdemlere sahip, insani değerlere saygılı, komşusunun şeref ve haysiyetini koruyan bir komşu, dünya hayatının en büyük nimetlerinden birisidir. Kıymetli Müslümanlar, komşuların birbiri üzerinde çok hakkı vardır. Sevgili Peygamberimiz, Cebrail bana komşu hakkında o kadar çok bahsetti ki, komşuyu komşuya mirasçı yapacak zannettim buyurur. Komşuya iyilik yapmak ve güzel davranmak, Peygamberimizin ifadesiyle mümin olmanın gereğidir. Mümin, imanından aldığı güzellikle komşusunu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Maddi ya da manevi her türlü ihtiyacında komşusuna destek olur. Öyle ki mümin bir kadın yemek yaparken bile çorbanın suyunu fazla koyarak komşusuna ikram etmenin Peygamber tavsiyesi olduğunu bilir. Acı, tatlı gününü paylaşmak, hastalandığında ziyaret edip, öldüğünde cenazesine katılmak, aile fertlerine destek olmak, her müminin komşuluk vazifesidir. Değerli müminler, günümüzde aynı apartmanın çatısı altında yaşayan, akşam olunca aynı duvara sırtını yaslayan komşuların birbirini tanımaması üzücü bir durumdur. Komşular birbirlerine selam vermemekte. Yaşanan acılar günler sonra duyulmakta.
sevinçler dört duvar arasında kalmaktadır. Günümüz insanı dünya telaşesi içinde koşarken ruhunu ve gönlünü ihmal etmekte. Dertlerine derman olabilecek komşuluk ilişkilerine dikkat etmemektedirler. Komşuluğun zayıflamasıyla birlikte maalesef birbirimizi tanıma, anlama, hoş görme, affetme gibi güzel vasıflarımız da kaybolmaktadır. Aziz müminler, geliniz bu cuma vakti müminler olarak komşuluk ahlakına ve hukukuna riayet edip etmediğimizin muhasebesini yapalım. Komşularımıza sıcak ve samimi bir selam verip çocukların hatırını soralım. Gençlerimize karşı güler yüzlü olalım. Komşularımızın üzüntüsüne ve sevincine ortak olalım. Komşusunun şerrinden emin olmadığı kimse cennete giremez buyuran Peygamber Efendimizin ciddi uyarıda bulunduğuna dikkat edelim. Elimizden ve dilimizden komşularımızın zarar görmemesi için son derece hassasiyet gösterelim. Peygamberimizin komşusu açken tok yatan kimse tam iman etmiş olmaz hadisini örnek alalım. Kendimize soralım. Komşumuzu ziyaret ettik mi? Ya da komşumuzu kendi evimize davet ettik mi? Aziz Müslümanlar, komşularla iyi ilişkiler kurmak, tıpkı ibadet etmek gibi imanımızın gereğidir. Komşuluk ilişkilerimizde sevgi, saygı, yardım ve dayanışma duygusunu hakim kılmak ahlakımızın gereğidir. Kendimiz için iyilik adına ne istiyorsak, komşumuz için de aynısını isteyelim. Kendimize yapılmasını istemediğimiz kötülükten komşumuzu da muhafaza edelim. Bedenlerimizle birlikte kalplerimiz de komşu olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.